Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir baklava tarifiyle geldim. Kurban Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde gerçekten bayram sofralarını şenlendirecek, yiyenlerden tam not alacak. Dokusuyla, lezzetiyle, kıvamıyla, hamuruyla inanın muhteşem bir tarif oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabımın içerisine 1,5 su bardağı suyumu alıyorum. Üzerine 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağımı ekliyorum. Ben bu tarifim için 2 adet yumurta kullandım. Dolu dolu 2 yemek kaşığı sıkmış olduğum limon suyunu ilave ediyorum. Aşağı yukarı yarım çay kaşığı kadar tuzumu da ilave ettikten sonra sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine unumu ekleyerek güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine başlıyorum. Ben toplamda bu tarifim için 6,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Evet, toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma aldım. Tekrardan güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Güzelce 3-4 dakika yoğurmuş olduğum hamurumu hiç dinlendirme yapmadan bu şekilde kesiyorum ve mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum bezelerin üzerine bu şekilde nişastamdan serpiyorum ve pasta tabağından daha küçük olacak şekilde açıyorum. Açmış olduğum hamurlarımı bir kenara alıyorum. Evet, bütün hamurlarımı açtım, hazırladım. Aralarına bol bol nişasta serperek üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ben mısır nişastası kullandım. Siz dilerseniz buğday nişastası da tercih edebilirsiniz. Evet, bütün hamurlarımı üst üste gelecek şekilde yerleştirdim. Üzerinin kurumaması için poşete koyuyorum. Sıkıca ağzını kapatıp buzdolabımın normal kısmında 1 saat dinlenmeye alıyorum. Evet, dinlenmiş olan hamurlarımı çıkardım. Bu şekilde yine bol bol nişasta yardımıyla hamurlarımı açmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu, olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla paylaşarak destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, şekilde görmüş olduğunuz gibi açmış olduğum yufkamı gevşek bir şekilde oklavama sardım. Bu şekilde büzgüler oluşturdum. Kenarlarındaki fazlalıkları kestim, içine yerleştirdim. Ve üzerine ince kırılmış cevizimden ilave ediyorum. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi yufkamın kenarından bu şekilde rulo halinde sarıyorum. Tatlımın büzgülerinin bozulmaması için dikkatli bir şekilde sarmaya özen gösteriyorum. Ve rulo haline getirmiş olduğum tatlımı tepsimin boyutuna gelecek şekilde kesiyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Bu hamur tarifinden 1000 gramlık tepsiyle bir tepsi baklava elde edebilirsiniz. Ben küçük tepsilerde yaptığım için 2 adet küçük tepsi baklava elde ettim. Siz daha fazla ya da daha az baklava yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ustasından almış olduğum gerçekten orijinaliyle birebir
Harika bir hamur tarifi oldu. Bu hamur tarifiyle dilediğiniz baklavaları gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Baklavamın şerbetini de birebir ölçülerde yaptım arkadaşlar. Yani 5 su bardağı suya 5 su bardağı toz şeker ilave ettim. Aşağı yukarı bir tatlı kaşığı kadar limon sıktım. Ve şerbetim kaynadıktan sonra orta ateşte 20 dakika daha kaynamaya bıraktım. Videomuzun tutup sizi bunaltmamak adına o bölümü göstermedim. Çok yakın bir zamanda da tam kıvamında baklava şerbeti nasıl yapılır, ayrıntılı bir şekilde şerbet tarifiyle de sizlerle olacağım inşallah. Evet, bütün tatlılarımı yaptım, hazırladım. Eritmiş ve üzerindeki peynir tortularından süzmüş oldum. Tereyağımı bu şekilde tatlıların her tarafına eşit şekilde döküyorum. Ben tatlımı 180 derecelik ayarlamış olduğum fırınımda aşağı yukarı 40 dakikaya yakın bir zamanda pişirdim. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Tatlarımızı çok yüksek ateşte pişirmeyelim arkadaşlar. İçerisini çeke çeke pişmesine izin verelim. Evet, tatlarımı fırınıma pişmeye gönderiyorum. Evet, tatlarım fırından çıktı arkadaşlar. Görüntüyü görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem oldu. İlk sıcaklığı çıkmış olan tatlarımla soğuk şerbetimi buluşturuyorum. Şerbetlemiş olduğum tatlımı 1 saat dinlenmeye alacağım servis için. Bu tarifimi dilerseniz hemen yapıp tüketebilirsiniz. Ben bu tatlımı bayram için yaptım. Üzerine güzelce stres filmledim. Soğuduktan sonra buzluğuma kaldırdım. Bayramdan bir gün önce çıkarıp oda sıcaklığında bekletmem yeterli olacaktır. Bayrama yakın günlerde çok yoğun olduğum için bu şekilde bayramdan önce yapıp buzluğa kaldırıyorum. Bayramdan bir gün önce çıkarıp oda sıcaklığında bekletip bayramda afiyetle tüketiyoruz. İnanın ilk günkü tazeliğini koruyor. Asla bir yumuşama olmuyor. Sizin de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Evet, dinlenmiş şerbetini çekmiş olan tatlılarımı bu şekilde toz Antep fıstığıyla süslemeler yapıyorum. Siz dilerseniz cevizle de süsleyebilirsiniz. Hatta hiç süsleme yapmasanız da bu şekilde de gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, bu şekilde tatlarımı dinlendirdim. Şerbetini çekti. Üzerinin süslemesini de yaptım ve şimdi servisime geçiyorum. Gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle inanın muhteşem bir tarif oldu. Şu şekilde iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. O kadar ince olmuş ki arkadaşlar, çatala almakta zorlanıyorum. Gerçekten harika bir tarif oldu. Evet, siz tatlarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Gelmekte olan Kurban Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.